Merhabalar arkadaşlar. Başımdan geçen komik olayları anlattım. Anlatım serisine hoş geldiniz. Bu anlatımda ekranda resmini gördüğünüz yemeğin hikayesini anlatacağım. Bundan iki yıl önceydi. Üç arkadaş Ukrayna'ya gitmeye karar verdik. Vizesizdi. Kimlikle bile girebiliyorduk. Ankara'dan Kiev'e uçak biletimiz vardı. İşte uçağa biletiyle Kiev'e gittik ve bir hostele yerleştik. Kiev Hostele yerleştikten sonra karnımızın acıktığını fark ettik. Sonra şehir merkezine inmek istedik. Orada Kiev'de Kiev'e gidenler özgürlük meydanını bilirler. Bu özgürlük meydanından işte sağa sola bakarak nerede yemek yiyebiliriz, ne yiyebiliriz gibi mekanlara girerek ne sattıklarına bakarak ilerliyoruz. Ama hiçbir yeri beğenmedik. Sonra bu Özgürlük Meydanı'nın aşağı tarafında böyle üstünde gece kulüpleri, altında yemek yeme olan yemek yeme alanları olan bir yere gittik. Bu e buradan dışarının atmosferi güzel görünüyordu dedik ilk gün güzel bir şeyler yiyelim. Sonra diğer iki arkadaşım biri hamburger, biri balık söyledi. Ben de menüdeki enteresan bir şeyi söyledim. Yeni bir ülkeye gitmişim, yurt dışına çıkmışım, yeni bir şeyler denemek istiyorum. Ayrıp adında bir şey söyledim. E, ne, yemeğin resmi yok, herhangi bir şey yok. Sadece orada bir 65 lira tarzı bir şey yazıyor. Tabii bu kriptle cinsinden 6 ile çarpıyoruz herhalde 360 mi 350 kriptle tarzı bir şey yazıyordu o zaman ben gittiğimde. E, sonra garson bir şeyler söylüyor ama anlamadık. Getir dedim ben ne, ne, ne anlatmaya çalıştığını anlamadığım için. Sonra garson geldi, yemeğimiz önümdeki gibi geldi. Ben yiyorum ama çok mutluyum. O kadar güzel bir et ki. Anlatamam. Hayatımda yediğim en güzel et, et yemek olabilir hatta. Sonra en son fiyat, e, fiyatı ödeyeceğiz. Ben işte 60 liralık diye söyledim bu yemeği. Sonra adam geldi mesela 350 grivna ise orada yazıyor 1400 grivna. Dedim ne ne bu? Sonra sonra işte iletişim kurduk iyi kötü e, Menüdeki fiyatı 400 grammış ama yemek 100 grammış menüdeki Gramı e, Fiyatı Yemek 400 gram olarak servis ediliyormuş Dedim aha Hadi iyi kötü işte toplam 250 lira yemeğe ödedim Sonra Bütün işte toplam Arkadaşlarımla birlikte 400 liralık bir e, Ödeme gerçekleştirdik tam giderken garson dedi bunun adisyonu şey e, garsoniyesi nerede %10 bahşiş bırakmanız gerekiyor. Zaten ağır bir darbe almışız. İstemeden e, çok pahalı bir yemek yemişim. Bir 25 lirada e, bahşiş bıraktım. E, diğer arkadaşlar da işte kendi aralarında ayarladılar. Sonra Ukrayna'da kaldığım birkaç süre gün boyunca sadece McDonald's'tan hamburger yedim. Günlük 8-10 liralık bir bütçeyle. Ukrayna maceralarımdaki komik olayları anlatmaya devam edeceğim. Umarım beğenirsiniz.